Yaparız. GTA geçelim mi, bunu çözelim mi? Çabuk, çabuk chat'te söyleyin. Ya geçiyorum ya Çöz geç. çözüyorum. Çöz geç. Çöz geç. Ya geçiyorum ya çözüyorum. Çöz Ya geç. geçiyorum ya. Kişilik testi. Anladım. Çöz geç. Çöz geç. Tamam, çözüp GTA'ya geçiyorum. Okey. Çöz daha fazla. Kemal. He? Bir şey yok. Devam. Senin belanı sikeyim ya. Beni böyle heyecanlandırma oğlum. Vallahi diyorum bir şey. İnanma bunlara, psikolojik. Abi kişilik testi diyor ama şimdi sıkıntı. Bu testimiz 1893 doğumlu Macar psikiyatr ve psikoloji profesörü Doktor Leopold Sondi tarafından Strese girdim. hazırlanmış. 1930 ve 40'larda Sondi'nin çalışmaları Freud ve Jung'un çalışmaları kadar dikkat çekmekteydi. Sondi'ye göre bazı resimlere verdiğimiz tepkiler Oha. içimizdeki Böyle karanlık ve sus yapmışlar. bastırılmış tarafları anlamada bize ışık tutmaktadır. Birazdan göstereceğimiz 8 fotoğraf akıl hastası kişilere ait. Bu fotoğraflar insan ruhunun Ben gizli çıkıyorum kalmış değil mi şimdi? yönlerini açığa çıkaracak biçimde gruplanmış. Fotoğraflara verdiğimiz tepkiler fark etmediğimiz ama içimizde saklı tuttuğumuz psikolojik dürtü ve eğilimleri gösteriyor. Genelde bu dürtüler içinde büyüdüğümüz çevre tarafından kötü, uygunsuz veya ayıp olarak Şimdi bak hasta görüldüğünden masta onları çıkarım. çocukken Bana sakın bastırıyoruz. şey muamelesi Zondi yapmayın testinin abi. Deli çalışma muamelesi. prensibi kısaca şöyle. Biz bize benzeyen insanlara çekilim duyarız veya onlardan tiksiniriz. Bu nedenle en çok tepki verdiğimiz resim dürtülerimizi gösterir. Dikkat! Bu testin sonuçları sizde bir akıl hastalığı olduğu anlamına gelmiyor. Heh, duydunuz. Sadece içinizde bastırmış olabileceğiniz bazı dürtüleri açığa çıkarabilir. Orijinal Sondi testi 8 fotoğraflık 6 setten oluşmaktadır. Şimdi size sunacağımız test Ablam testi yapalım basitleştirilmiş mı? bir versiyondur. Tamam. Hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım. Fotoğraflara bakın ve sizi en çok rahatsız edeni seçin. Üç. Altı. Dört. Beş. Daha çok rahatsız edici. 3, 4, 5, 6. Bu kişi sizi korkutabilir, rahatsız edebilir veya sizde tiksinti uyandırabilir. Bir asansörde onunla tek başına kalmak istemeyeceğiniz veya karanlık bir sokakta karşınıza çıkması fikri sizi en çok rahatsız eden kişinin resmini seçin. 3. Ben 3. Abi asansörü düşünsene, adam bir tanesi yanlış öldürüyor. Ben korkarım. 8'e bak. Abi 8'de sıkıntı yok. Bu çocuk böyle dursun. Ben tek yumrukla canını alırım derim oğlum içimden. Namına koyar ki Öyle o. lan oğlum, direkt düşündüm ama dahi bakıyorum yani baya hani psikolojik bir şey olabilir adamda falan diye düşünüyorum yani. Seçtim. 3. 3. Duymuyor da. Bir sadist. Sondi'nin teorisine göre bu resmi seçtiyseniz hayatınızın ilk dönemlerinde otorite figürleriyle sorun yaşamış olabilirsiniz. Bir seçen var mıydı aranızda? Bak dinleyin seçenler. İçinizde bastırılmış hakim olma ve baskın çıkma dürtüleri olabilir. Normalde sevecen ve zararsız bir kişisiniz. Etrafınızdakilere yardım etmeye açıksınız. Yalnız başkalarının sizin üzerinizde baskı kurmasını önlemek için pasif agresif bir tutum geliştirmeye yatkınsınız. 2. Epileptik. Kiler kimlerdi abi? Beyin hastalıkları veya hasarı nedeniyle kişilik bozuklukları oluşabilir. Bu durum bazı epilepsi hastalarında görülmektedir. Belirtilerden bazıları aşırı tepki gösterme, asabiyet ve öfke krizleridir. Eğer bu resimdeki epilepsi hastası kişi sizi rahatsız ediyorsa, çocukken bu hisleri bastırmış olmanız mümkün. Kendinizi ifade edebildiğiniz zaman nazik ve huzurlu birisiniz. Arkadaş canlısı ve gerektiğinde alttan alabilecek bir görünüm veriyorsunuz. Böylece insanlar sizi sorumluluk sahibi biri olarak görüyor. Duygularınız dengeli. İnsanlar nesneler ve fikirlerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz. 3. Katatonik.
Aha, benimki. Bu hastalık kendini aşırı hareketli bir hayal gücü ve negativizm ile gösterir. Eğer bu kişi sizi rahatsız ediyorsa, zihninizdeki hiperaktiviteyi bastırmış olabilirsiniz. Bu baskılama, klişe davranışları benimsemenize neden olabilir. Bu davranış biçimine sıkı sıkıya bağlı olabilir ve değişim zamanı geldiğinde huzursuzluk duyabilirsiniz. En büyük korkunuz kontrolü kaybetmektir. Soğuk, savunmaya geçmeye meyilli ve kalıpların dışına çıkmamaya özen gösteren bir yanınız olabilir. 4. Şizofren. Oğlum bu sonuncu... Hayır oğlum, sonuncu hiç alakasız yani. Soğuk, savunmaya geçmeye meyilli ve kalıpların dışına çıkmamaya özen gösteren ben. Bak yutkunamadım bile. Ben. Ben 8 diyorum. 8'de beni anlatacak olabilir. Gibi. 3'ten çünkü fazla şey olmadı. 4. Şizofren. Şizofrenik kişilik özelliği yoğun duygusuzluk, bozuk düşünceler ve tutarsız duygular ile tanımlanır. Eğer bu kişinin soğuk bakışlı poker yüzü size en çok rahatsızlığı verdiyse, çocukluğunuzda bir dönem herkese karşı kayıtsız kalmak ve her şeyden uzak durmak istemiş olabilir ama bu hislerinizi baskılamış olabilirsiniz. Normal şartlarda insanları seviyorsunuz. Sosyalleşmek ve iletişim kurmak sizin görünen yönünüz. Bu arkadaş canlısı tutumunuz insanları yanlış yönlendirebilir ve ardında kendini yalnız hisseden izole bir kişiyi saklıyor olabilir. Eğer gerçek bir duygu barındırmıyorsa ilişkileriniz yüzeysel görünür. Chatte manyaklar var. İçten içe başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve birilerine bağlı olarak yaşamanın saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Playboylar da varmış. İsterik. Beş diyenleri çok görmüştüm. İsterik yüzeysel ve dengesiz duygular, narsizm ve teşhircilik görülür. Size en korkutucu gelen resim bu ise, içinizdeki ilgi çekme ve onay görme arzusunu baskılamış olabilirsiniz. İçe dönük ve mütevazi bir görünüm veriyorsunuz ama gerçekte başkalarını etkilemek için karşı konulmaz bir istek duyabilirsiniz. Dış görünüş ve davranışlarınıza özellikle dikkat ediyorsunuz. Örneğin her zaman giysilerinizi doğru tarz aksesuarlarla dengeleyerek dikkat çekmeye çalışıyor olabilirsiniz. Eğer bu resmi seçtiyseniz az görülür veya sıra dışı bir meslek veya hobiniz olabilir. 6. Depresif. Özgüven eksikliği, aşağılık veya suçluluk duygusu depresyonun ana belirtileridir. Eğer bu resimdeki kişi sizi rahatsız ettiyse, içinizdeki bu duyguları kontrol altına almaya çalışıyor olabilirsiniz. Dışa dönük ve rahat bir insan görünümü veriyorsunuz. Etrafınıza dinamizm, özgüven ve pozitiflik saçıyorsunuz. Ama bunun altında yalnızlık, mutsuzluk veya güvensizlik olabilir. 7 ve 8'de çok görüyorum bak. Özgüvenle yüzleşmemek için kendinizi işinize veya diğer insanlara yöneltiyor olabilirsiniz. Hatta kendi içinizdeki depresif ruh haliyle yüzleşmemek için herkesin psikoloğu rolünü benimseyip onların problemlerini irdelemek isteyebilirsiniz. Çok kötü bir huy ya. 7. Manik. Ha, 7 diyenler. Maniklerin özellikleri kontrol dışı dışa dönüklük, aşırı uyarılma, kendini büyük görme olarak tanımlanabilir. Manik durumdaki kişiler duyguları en uçta yaşar, takıntılı alışkanlıklara ve davranışlara sahiptir. Uç noktada enerji patlamaları yaşarlar. Eğer bu resimden rahatsızlık duyduysanız içinizde heyecana kaptırmaya meyilli bir yan olabilir. Dışarıdan mantıklı, kontrollü bir görünüm sergiliyorsunuz. Dengeli olmaya önem veren ve kaostan kaçınan bir yapınız olabilir. Ama aslında bu maske içinizdeki aşırı coşkulu enerjiyi gizliyor olabilir. Eğer kontrol altına alınmazsa bu enerji sizi çılgınca davranmaya itebilir ve bunun ortaya çıkmasından korkuyor olabilirsiniz. 8. Çoklu kişilik bozukluğu. Eray? Aa, ben. Bu kişilik tipi karşı cins olarak yaşama ve karşı cins olarak kabul edilme arzusunu gösterir. Ne? Eğer bu cins olarak... Yaraydık amına koyayım ya. Doğru. Ergay. Ya Kemal, hayır ya. Doğru ama. Kötü bir şey değil ki bu. Devam. Yaşama ve karşı cins olarak kabul edilme arzusunu gösterir. Eğer bu resimdeki genç adam size tehlikeli geldiyse
Çocukken kişiliğinizle alakalı bir sorunu bastırmış olabilirsiniz. Bu sizin cinsiyetinizle olan ilişkinizden kaynaklanan bir sorun olabilir. Eğer inkara dayalı bir savunma mekanizması geliştirdiyseniz, mevcut cinsiyetinizi çok vurgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer erkekseniz çok maço tavırlar edinebilirsiniz. Kadınsanız sürekli seksi görünmek isteyebilirsiniz. Bera işte. Bu durumda sürekli erkeklerin dikkatini çekmek isteyen ve flört etmeye açık bir kişilik geliştirebilirsiniz. Allah aşkına biz ne yaptık ya? Ya senin bak. Chat Allah aşkına biz ne yaptık ya?